أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين Kıymetli izleyenlerim, Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri cennet vatanımızı o kadar şerefli, o kadar değerli kılmıştır ki yeryüzünde bütün Müslümanlar artık ülkemize farklı bir gözle bakmaktadır ve bütün Müslüman kardeşlerimizin gönlünde taht kurmuştur. Kurtarıcı bir ülke olarak baktıkları zaman ülkemizi görmektedirler. Türkiye düştüğü zaman bütün dünyadaki Müslümanlar düşmüş oluyor ve her birisi, sadece biz değil, her birisi bizimle beraber ağlamış olacaktır. Türkiye'yi abi ve baba gibi görmektedirler. Asırlarca Kur'an'a ve İslam'a hizmet eden Müslümanları himaye eden ve onların dünyada alınlarının akıyla, şerefleriyle yaşamasını sağlayan şerefli ecdadımız bugün onların torunları olarak bize ve ülkemize, bundan dolayıdır ki yeryüzündeki Müslüman ülkeler, gariban ülkeler farklı bakmaktadır. Bu bakımdan Suriye'de ordumuzun başlatmış olduğu harekat sadece ülkemiz için değil, yeryüzünde kanayan yara olarak ağlayan, feryat eden bütün Müslüman kardeşlerimiz için çok önemlidir. Bize dişlerini bileyen ve düşmanlık için gece gündüz hile ve desise peşinde olan düşmanlarımız için de çok önemlidir. Gücümüzü, kuvvetimizi gördükleri takdirde elbette korkacaklardır. Bu vesileyle ordumuz bir harekat başlattı. Rabbim hayırlara vesile eylesin. Elbette savaşlar iki ordunun birleşmesiyle başarıya ulaşırlar. Birisi Serhat ordusu, yani savaşan askerler, birisi de dua ordusu. Bu iki güç birleştiği zaman Allah'ın izniyle muzafferiyet gerçekleşir. Bu itibarla talebelerimizde, cemaatimizde, camilerimizde, medreselerimizde, kurslarımızda şerefli ordumuz için, kıymetli ülkemiz için dua edelim. Siz de evlerinizde ve iş yerlerinizde dua etmeyi ihmal etmeyin. Unutmayalım ki bir gemi battığı zaman o gemide ne kadar insan varsa hepsi batmış olur. Bütün değerler gitmiş olur. Ülkemize bir felaket geldiği zaman bütün her kesimiyle, her siyasi partisiyle, her farklı düşüncesiyle yara almış oluruz. Ülkemizin güvenliği, ülkemizin birlik ve beraberliği her birimiz için, namusumuz, şerefimiz ve mukaddes değerlerimiz için, hürriyetimiz için, ekonomik dengelerimiz için elbette çok önemlidir. Bundan dolayıdır ki 5 vakit namazımızda, özel vakitlerimizde şerefli ordumuza, kıymetli ülkemize, cennet vatanımıza dua etmeyi ihmal etmeyelim. Ben de şimdi kısa bir dua ile siz kardeşlerimi duaya davet ediyorum. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين يا أرحم الراحمين ويا خير الناصرين Ey yerlerin göklerin sahibi olan Allah'ım, ey bütün güç ve kuvvetlerin sahibi olan Allah'ım, ey yeryüzünde İslam'ın hakim kılınmasını vaat eden Yüce Rabbim, asırlardır Kur'an'a hizmet eden, İslam'a hizmet eden, yeryüzünde İslam'ın asırlarca yayılmasına hizmet eden bu şerefli milletin torunlarını ağlatma ya Rabbi. Askerlerimizi, komutanlarımızı, ülkemizi mansur-u muzaffer eyle ya Rabbi. Askerlerimizin cesaretini ziyade eyle. İsabetli vuruşlarını ziyade eyle. Ya Rabbi komutanlarımızın ferasetlerini ziyade eyle. İsabetli vuruşlarını ve isabetli duruşlarını ziyade eyle. Heybetlerini düşmanın kalbinde ziyade eyle. Ya Rabbi ordumuzu, askerlerimizi mansur-u muzaffer eyle, düşmanlarını mağlub-u makhur eyle, en kısa zamanda kaçmalarını, dağılmalarını nasib-u müyesser eyle, düşmanlarımıza fırsat verme, bizim ayağımızın kaymasını bekleyenlerin yüzünü güldürtme, dostlarımızı üzülmesine vesile olabilecek her türlü menfi gidişattan bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi, ya Erhamer Rahimin, yeryüzünde Türkiye'nin sevgisiyle kalbi atan ne kadar mümin kardeşlerimiz varsa lehimize olan bütün dualarını kabul eyle.
Onların da gönüllerinin mutmain olacağı güzel bir netice nasip eyle. Düşmanlarımızı mağlub-u mekhur eyle. Onların hile ve desiselerini boşa çıkart ya Rabbi. Gece gündüz mücadele veren komutanlarımıza, askerlerimize yardım eyle. Askerlerimizin velilerine, ya Rabbi sevenlerine, aile bireylerine yardım eyle. Güç ve kuvvet ver, metanet ihsan eyle. Ya Rabbi, ahir ve akıbetimizi hayır eyle. Ülkemizin ve âlem-i İslam'ın gidişatını hayra tebdil eyle. Âlem-i İslam içerisinde ülkemizin değerini, konumunu anlayamayan, ya Rabbi, ya Erhamer Rahim'in dış güçlerin esareti altında ne yaptığını bilmeyen idarecileri hayırla ıslah eyle. İslahları kabil değilse bulundukları imkanları onların elinden izale eyle. Ya Rabbi, o imkana layık olanları o ülkenin başına gelerek İslam alemi içerisinde birlik ve beraberliğin sağlanmasını nasip eyle. Ya Rabbi, ordumuzu mansur eyle, ordumuzu muzaffer eyle, kaymaktan ve kaydırılmaktan muhafaza eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.